Efendim birinci sırada bot bir TT var. Geçiyorum. İkinci sırada Madina Gavsi tutuklansın. Var. İsmini yan doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Nereli bu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türkiye'de yaşayanlara hakaret eden bu kadın tutuklansın. az önce chatteki arkadaşın söylediği şey. Ne ki bu? Türkiye nefret kusuyor, alenen tehdit ediyor ama Türkiye'de hekimlik yapıp Türk'ü tedavi ediyor. Lan oğlum bize zehir mehir vermesin bu? Türkiye'de hekimlik yapıyormuş. Ne yapmış ki? Bunu unutmayın. En yakın zamanda zamanda ülkeniz batacak. Kalacaksınız böyle. Bir tane Afgan kötü bir şey yaptı diye binlerce Afgan'ın ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Hanımefendi Afganların ülkede bulunması için yasal hiçbir sebep yok. İstesek hepsini şu an toplar poşete koyar sınırdan dışarıya bırakırız. Bunun farkındasınız değil mi? Afganların bak Suriyelilerin işte bir geçici koruma statüsü vesaire var. Hani Avrupa ile yapılan bazı anlaşmalar var. Bu bir protokol üzerinden yürüyor. Lakin Afganlar şu an kaçak bir şekilde ülkemizde bulunuyor. Kanun dışı iş yapıyorlar. Zaten ki şeyde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti iki tane Afgan bizi sınır dışı ettiler diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi haklı buldu. Çünkü yasal olarak burada bulunma, bulunmamaları gerekiyor. Ha diyorsanız ki hayır böyle bir şey yapılır buyurun Yunanistan sınırına doğru bir koşmaya başlayın istiyorsanız ne oluyor ne bitiyor görelim. Kafayı sıyırmış bunlar ya. Bakalım ne diyor. Aa. En yakın zamanda ülkeniz batacak, en dibine kadar batacak ülkeniz. O bayağı kim kuşuyor. Sinirli. Alacaksınız böyle. Bir tane Afgan kötü bir şey yaptı diye binlerce Afganı siz ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Çocuğunu ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Anasını ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Yine aynı şeyleri tekrarlayacağım. Afganlara ekmek vermek zorunda değiliz hocam. Kanun dışı olarak buradalar. Babasını ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Onları ağa tutacak sizin ve en dibine kadar biteceksiniz. Biteceksiniz inşallah bu, bu Hayır bir de yani gören de şey falan sanır böyle sokaklarda millet palayla Afgan kovalıyor falan sanır anasını satayım. Buna rağmen halkın ya tepkisi işte medya üzerinde vesaire kalıyor. Çok şükür. Çünkü daha ileriye gitmesini istemeyiz bir zarar görülmesini orada bir karmaşa çıkmasını vesaire istemeyiz. İstediğim şey kanunların uygulanması. Bu ülkeye kaçak olarak giren, yasa dışı olarak girenlerin ülkenin dışında tutulması, sınırlarımızın korunması bu kadar. Ya kimse kusura bakmasın da arkadaşlar büzüğü yiyen varsa gitsin Yunan'a konuşsun ya. Daha geçen hafta bir tane Afgan Yunan sınırından girecek diye gerifi paramparça ettiler ya. Geçen geçen hafta mı değil mi? 10 gün falan oldu belki. Türkiye'den Yunanistan sınırına girmeye çalışmış. Yunan sınırında dur demişler, durmamış. Pat 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 iki tane patlatmışlar vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. E ne oldu? E, Avrupa'ya geçişlerini bilmiyor muyuz? Botları patlatılıyor. Türk kayalıklarına bırakıyor, bırakılıyorlar. Yani biz tepkili olmamıza rağmen biz bu problemin ki çözü bu bir problemdir. Bu çözülecek. Yasa dışı iş yapılmayacak. Orası ayrı bir mesele de hepsine rağmen, her şeye rağmen böyle bir davranışımız yok. Hukuk içerisinde tepki gösteriyoruz. Hadi bak baksınlar dalgalarına ya. İngiltere uçağı toplar Ruanda'ya bilmem nereye gönderir. Öteki sınırda vurur. Öteki bilmem ne kadarlık işte elektrikli telmel çekeceğiz der. Dünyanın en çok şey sığınmacısına bakan ülkesiyiz. Yine bize patlıyor kabak anasını satayım. Ay bir de oğlum bu nasıl vefasızlık ya? Ben sinir oluyorum ya. Ben başka bir yerde yaşayıp yani kendi memleketim değil başka bir yerde yaşayıp bu tarz böyle üstten bakan insanlara gerçekten o kadar sinir oluyorum ki. Bu herkes için geçerli bu arada. Bunu dince çünkü he, he, faşistin, nükçüsün falan yapıyorlar. Bu Almanya'daki Türkler için falan da geçerli yani. Çocuğunu ağzından Edep. ekmeğini alıyorsun. Anasını ağzından ekmeğini alıyorsun. Babasını ağzından ekmeğini alıyorsunuz. Onları aha tutacak sizin. Ve en dibine kadar biteceksiniz. Biteceksiniz inşallah bu bu olacak en yakın zamanda. Oluyor zaten. Görmüyorsunuz. Gözleriniz gör olmuş, görmüyorsunuz, bitiyorsunuz, batıyorsunuz. Su alıp götürüyor. İzmir gibi, ee, Ankara. O bir de Ankara'daki selle hmm, peki ee, Ankara Ankara'da biliyorsunuz sel oldu ya ya sel değil de su taştı vesaire sıkıntılar yaşandı burada gösterdi konuda. Bu bizim hak ettiğimiz bir şeymiş. Yani deport işlemleri için neyi bekliyoruz acaba? Çok merak ediyorum. Afgan kız Twitter linçini iltica metni altı kapsamında delil olarak kullanıp Avrupa Birliği'ne gitmek istiyor. Türklere hakaret sebebi sadece bu. Buna göre şiddete girmeyen eylem ve fikriyle linç, mob ve tehdide uğrayıp can güvenliğinin riske girmesi sığınma sebebidir. He, iyi taktikmiş lan. Oha tebrik ederim zekice bir hareket. Ama yapmayınız özellikle bu konuda bakın milletin millet çok gergin. <laughs> Aşırı gergin. Bu konularda çok tedirginiz. Allah muhafaza delinin bir tanesi denk gelse bir şey yapsa ondan sonra al başına belayı uğraştır dünyayı anlatmaya çalış yani. Evet millet de tutuklansın vesaire diyorlar. Et dipordu yolla. Ya Vur kıçına tekme yanasını satayım. Avrupa Birliği'ni istiyorsa Avrupa Birliği'ne gitsin. Devlet Bahçeli'nin meşhur bir sözü geliyor aklıma. Çok mu arzuluyorsun? <laughs> Çok mu arzuluyorsun? <laughs> hmm, TikTok'ta takılıyor böyle. <laughs> Gerçekten ya. Lol. Sanırım böyle bir tane de videosu yok. Bu ne? Ne yapıyorsun çocuk? Ya bayrağı diye takmaya çalışıyor. Eşek sıpası seni. Çı -çı Çık Geçtim arkadaşlar. Birden fazla videosu var böyle. Eyvallah. Şey yapar zaten işlem başlatırlar buradan sonra ya. Türkiye'de ise Türkiye'de muhtemelen şeyini atmışlar. Adım adı yazıyor ya doktor sanırım burada.